AKP'den emeklileri küplere bindirecek açıklama, 25 bin Türk lirası verilerek çözülse. AKP'li Nihat Zeybekçi, emekli maaşlarını artırmanın çözüm olmadığını belirterek, emekliye 25 bin Türk lirası verilerek sorun çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı. Herkes bolca para verir ve problemler sona ererdi, dedi. Emekli maaşında beklentilerin altında kalan zam ve emeklilikte yaşa takılanlar, EYT konusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak partisinin kuruluşunun 23. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte CNN Türkiye konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Seybekçi, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. EYT demek gelecek neslin kaynağını tüketmek demek emeklilik sistemini dar bir koridora soktuk diyen Zeybekçi, EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek demektir, ifadesini kullandı. 25 binası Türk lirası verilerek çözülse. Zeybekçi, emekli maaşlarına ilişkin ise, emekliye 25 bin Türk lirası verilerek sorun çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı. Herkes bolca para verir ve problemler sona ererdi. Çözüm ürünü ve istihdamı artırmak. Ülkece topyekün bir karar vermeliyiz," dedi. Türkiye olarak doğru yoldayız. Zeybekçinin açıklamaları şu şekilde. Dünyadaki ekonomik trende bakacak olursanız doğru yoldayız. Parasal tedbirlere destek veriyoruz. Bütün olarak düşünürsek enflasyonla mücadele programı kapsamında talepleri yok etmek mümkün değil. Ancak parasal tedbirler vasıtasıyla talebin artarak gelmesi vardır gıda ve tarımda desteklerle başlamamız gerekiyor. Emekliler, demek yanlış olur. Asgari ücretliye, dar gelirliye, çiftçiye ve esnafa bakmak lazım. Parayı yükselterek refahı da yükseltemezsiniz. Yapmamız gereken refahı artırmak. Alınması gereken tedbirler ile zoru geride bıraktık. Yapmamız gereken refahı yükseltmek bu da üretimi ve arzı yükseltmekte gerçekleşir. Emekliye 25 bin Türk lirası verilerek sorun çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı. Herkes parayı bolca para verir ve problemler sona ererdi. Çözüm ürünü ve istihdamı artırmak. Ülkece topyekün bir karar vermeliyiz. EYT ile ilgili görüşlerim negatifti. Emeklilik sistemimizi maalesef çok dar bir koridora soktuk. 16 milyonun üstünde emeklimiz bulunuyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu bir siyasi mesele de değil. Bu bir memleket meselesidir. Siyaset yaparken gelecek kaygısıyla ve ülke kaygısıyla hareket edilmesi gerekiyor. EYT ile görüşlerim zamanında negatifti. EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek demektir. Bunun için bunlardan ve popülizmden uzak durmamız lazım.